Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Çağdaşlar İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Orta seviyede cümle kurma eğitimlerinde 8. parttayız. Bu partta da daha önceki partlarda yaptığımız gibi yakın partlarda metin çevirisi yapacağız. Farklı bir konuda metin çevirisi yapalım arkadaşlar. Bütünü yakalama konusunda özellikle iyi bir egzersiz oluyor bu metin çevirileri. Farklı cümle egzersizleri de tabii ki daha çok böyle grameri yakalama ya da böyle iki cümleyi birleştirme, farklı cümleleri birleştirme ya da bu genel düşünceyi, brainstorming'i yapabilme konusunda daha farklı tabii yetiler kazandırıyor. Ama metin de tabii kendine özgü özellikleriyle birlikte özellikle YDS'de, YÖKDİL'de, üniversite sınavına girecek olan arkadaşlar, Erasmus sınavlarında bütünü yakalama konusunda önemli oluyor arkadaşlar metin çevirileri. O yüzden de metin çevirilerine biraz fazla devam edeceğiz. Evet, bu arada YouTube katıl üyeliğinden de çok fazla soru alıyoruz arkadaşlar. Onu da bir açıklığa kavuşturalım hemen burada. Yine Udemy'de olduğu gibi YouTube'dan da kurslarımızı alabilirsiniz. Hemen videonun altında katıl butonu görünmektedir. Orada göremiyorsanız da kanalımıza girip oradan da katıl butonunu görebilirsiniz. Eğer oradan da görünmüyorsa videonun açıklama kısmında da ya da yorum kısmına linkini de bırakırım katıl butonu olarak arkadaşlar. YouTube'dan da kurslarımızı satın alabilirsiniz. Öyle bir burada zenginliği sizlere sunalım arkadaşlar. Tabi paket paket sunulmaktadır. Aslında YouTube'da Udemy'yi karşılaştırdığınız zaman YouTube'daki kurs ücretleri biraz daha minimum seviyede, daha düşüktür. O yüzden de daha çok rağbet oluyor arkadaşlar. YouTube'dan, katıl butonundan, katıldan kurslarımızı alabilmek sizlerin tercihidir. Hangisini almak isterseniz, hangi platformdan almak isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Udemy'den de kurslarımız şu anda indirimdedir arkadaşlar. Onu da belirteyim. 37 adet kursunuz bulunmaktadır. YouTube'da da zaten hepsi bulunmaktadır. Ve yüklemeler de devam etmektedir. Eğer aklınıza takılan bir soru işareti varsa da WhatsApp hattımızdan bize mesaj atıp detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Metnimize geçiyorum. Molly Russell 14 yaşında. Şunu diyor arkadaşlar. Molly Russell 14 yaşında, yaşı burada bir beginner seviyesinde bir yapıyla verelim. Is 14 years old diyorum, 14 yaşında. Molly Russell is 14 years old. Sonra Londra, İngiltere'de yaşıyor. Tamam, o yaşıyor. Molly she olsun. She lives, o yaşıyor. In London, virgül koyuyorum. İngiltere'de UK dersem olur. Noktamı koyuyorum. Şurada 2017 yılında kendini öldürür. Bu genel olarak vermiş burada. Kendini öldürür. O, she, öldürmek fiili, kill olsun, she kills herself, kadınlarda dönüştürük zamiri oluyor değil mi arkadaşlar? Dönüştürük zamiri kendisi anlamında kullanılır. Şöyle, she kills herself diyoruz. Devam ediyor, aşağı indim. Molly'nin ciddi sorunları var. Genel olarak Molly'yi anlatalım biraz. Molly, var demiş, has diyorum, vardır. Ciddi, serious. Problems. Molly has serious problems. Molly'nin ciddi sorunları vardır. Ailesi sorunları bilmiyor. Onun ailesi her oluyor değil mi? Her family ya da parents da diyebilirsiniz. Bakın, ebeveyni yani. Her parents don't know. Bilmiyor. Olumsuz simple present tense yaptım. About. Know about. Bir konuda bilmek ya da bilmemek anlamında. About the problems. Yani onun ebeveyni, her parents don't know about the problems. Yani sorunları bilmiyor. Sorun hakkında bilgileri yok anlamında. Depresyonu var. Onun varmış. Yine o sahip de diyelim arkadaşlar. She has depression. She has depression. Onun depresyonu var şeklinde. Depresyonda olan bir kişi çok üzgün hisseder. Şimdi kim? Kişi. A person. Değil mi? Kişi. Ama depresyonda olan bir kişi. Onu with edatıyla birlikte verip hani depresyonlu kişi anlamına getirebiliriz. A person with depression. Şöyle özün olarak gerçekleşti arkadaşlar. A person with depression. Depresyonda olan bir kişi. Yani depresyonu olan bir kişi. Çok üzgün hisseder. Hissetmek fiilini koyacağım şimdi. Feels. Hisseder. Çok üzgün. Very sad. Çok üzgün hisseder. Bu kadar. Bazen kişi yardım alabileceğini düşünmez. Bazen sometimes verebiliriz burada. Hemen.
bazen sometimes virgül koyabilirsin, koymayabilirsiniz. O ne yapar arkadaşlar? Düşünmez. O düşünmez. She doesn't think. She doesn't think. O düşünmez. Neyi düşünmez? Nesne arıyorum bakın. Şöyle yardım alabileceğini düşünmez. Evet, burada bir that clause uygulayabiliriz. Ya da kısaltma yapıp herhangi bir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. She doesn't think. Şöyle. Bunu çoğul yapalım. They can get help. Yani kişiyi çoğul olarak gösterdim. Kişi yardım alabileceğini bazen düşünmez şeklinde uygulamış oluyoruz. Devam ediyorum. Genel atıfta bulundurdum yani. Molly ölmeden önce sosyal medyaya birçok fotoğraf ve video kaydeder. Evet, Molly üzerine konudaki ifade. Molly. Before'lu cümleyi şimdi mi yapalım? Sona mı saklayalım? İsterseniz yazalım, kafamızdan atalım. Before Molly ölmeden önce. Dies. Virgül koyuyorum. Niye virgül koydum, devam edeceğim? Çünkü bağlaçlı cümleyi önce yazdım. Sonra virgül koydum. Eğer bağlaçlı cümle ikinci pozisyonda gelseydi, o yüzden de virgülsüz bir şekilde getirecektim ikinci pozisyonda. Before Molly dies, Molly ölmeden önce o birçok fotoğraf ve video yükler diyeceğiz. She, yüklemek anlamında neyi kullanalım? Save'i kullanalım. She saves, yükler, kaydeder anlamında. Many, birçok pictures and videos. Tamamdır. Neye? Sosyal medyaya. O DDA anlamında, EA yönelmeki anlamında sosyal medya hep on alır arkadaşlar. On, social media diyeceğiz, bitireceğiz. Şöyle. Hani radyoda, televizyonda, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, DDA anlamında, sosyal medyada hep on edatını kullanıyoruz. Cep telefonunda vesaire arkadaşlar. Resimler ve videolar intihar, depresyon ve kendine zarar verme hakkındadır. İlk olarak resimler hakkındadır diyeceğiz, sonra devam edeceğiz. The pictures. Resimler ve videolar. The pictures and videos. Videos. Bunlar hakkındadır. Are about. Nokta 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 hakkındadır şeklinde. The pictures and videos are about. Ne? Sıralı ifade var. İntihar, depresyon ve kendine zarar verme. 3 tane var. Sıralı ifade, önce birinciden itibaren yazmaya başlayacaksınız. İntihardan başlayacaksınız arkadaşlar. Evet, suicide ile birlikte başlıyoruz. Virgül, intihar, depression, depresyon, virgül, end diyorum, son bir tane kaldı. Kendine zarar verme. Kendine dediği için self'i kullanacağım. Yani dönüşlülük ifadesini. Self, zarar vermek de harm olsun. Self harm şeklinde noktayı koyuyorum. O öldükten sonra, bunu yazalım mı? Durun yazalım hemen. After ile birlikte. After she dies. Genel atıfta bulunuyorum yine. Virgül. After she dies. O öldükten sonra babası daha iyi internet güvenliği için savaşır. Onun babası. Her father, savaşmak, fight'ı kullanalım, fights, bir şey için, fight for, kalıbını kullanalım, fights for, ne için, daha iyi internet güvenliği, daha iyi internet güvenliği, better, daha iyi, internet, internet, better, internet, safety, diyorum, yani daha iyi internet güvenliği için, savaşır diyoruz. Okeydir. Haydi son part. Geçen hafta duralım, yazalım hemen. Last week ile birlikte virgül koyacağım. Virgül. Yetkililer, bunu officials ya da authorities ile birlikte verebiliriz. Sosyal medyanın kızın sorunlarını daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Yetkililer söylüyor diyeceğiz. Officials. Officials. Say that. Bir that clause var burada. Say that'ten sonra bir cümle kullanacaksınız. Şöyle yazalım. Say that. Officials say that. Yani yetkililer söylüyorlar ki şu. Sosyal medya
Kızın sorunlarını daha da kötüleştiriyor diyelim. Social media kötüleştirmek make nokta nokta worse diyelim. O da şöyle oluyor. Make nokta 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 worse. Daha da kötüleştirmekte. Nokta noktayı daha da kötüleştirmekte. Kalıp böyle oluşuyor. Neyi? Kızın sorunlarını diyoruz. O nokta noktada kızın sorunları olacaktır. The girls problems diyeceğim. Şöyle. Okuyalım. Last week, geçen hafta, officials say that. Yetkililer söylüyorlar ki, yetkililer diyorlar ki, sosyal medya make, yapar, eder. Ne yapar? The girls problems. Kızın sorunlarını worse, make worse, daha da kötüleştirir diyoruz. Kötüleştirdiğini söylüyorlar diyoruz. Sosyal medya gençlerin sorunlarından para kazanıyor. Social media, özü konudaki ifade. Para kazanma kanunda earn money, make money hangisini kullanırsanız. Make money, para kazanıyor. Kimden? Dendan'ın from'u birlikte vereceğim. From, gençlerin sorunlarından. Young people, genç. Young people's, gençlerin. Young people's problems, sorunlarından diyoruz. Okeydir. Okuyalım. Social media make money. Sosyal medya para kazanıyor. From, denden para kazanıyor. Young people's problems. Gençlerin sorunlarından para kazanıyor. Hadi son cümle. Durum artık değişmeli. This situation özel konudaki ifade. This situation. Must. Meli mal olsun. Zorunlu. Değişmeli. Meli. Must change. Değişmeli. Now. Artık koyalım. From now on da olur. Now da olur. Artık anlamında kullanabilirsin. The situation must change now. Durum artık değişmeli diyoruz. Sosyal medyanın öneminden bu bölümde bahsetmiş oluyoruz. Aslında dezavantajından ve zararından bahsetmiş oluyoruz. Net bir şekilde arkadaşlar. Zaten şöyle ilk paragrafı okuduğunuz zaman kız ölüyor. Kız kendini öldürüyor. Ve sona baktığınız zaman the situation must change now. Onun öncesine bakın. Bakın şöyle sosyal medya genç insanlardan, gençlerden, gençlerin sorunlarından para kazanıyor. Sosyal medyanın kötülüğünden dem vuruyor. Zaten son paragrafta bunu belli diyor arkadaşlar. Sosyal medya gençlerin sorunlarını daha da arttırdığını söylüyor. Teşvik ettiğini söylemiş oluyor arkadaşlar. Zaten gelişme bölümünde şu şekilde görebiliriz. Son bölümde şu şekilde oluşuyor. Zaten bütünlüğü tamamıyla yakalamış oluyoruz. Birbiriyle bağlantılı cümleler ve cümle tamamlama sorularında da özellikle çok iyi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğümüz zaman bağlaçla da yaptık zaten. Farklı yapıldı. Ejecte close da yapmış olduk. Det close da yapmış olduk. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda belirttiğim gibi YouTube'dan ve Udemy'den bize katılabilirsiniz. YouTube'dan katıl butonundan alabilirsiniz kurslarımızı. A1-A2 kursumuz, B1-B2 kursumuz, daha geniş ileri seviye listening kursu, speaking kursu vesaire alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hepsini bir şekilde belirtilmiştir aşağı tarafta videonun açıklama kısmında. Aynı zamanda Udemy'den de alabilirsiniz. Kurslarımıza sahip olabilirsiniz. Eğitim platformudur. YouTube'da tabii ki çok elverişli olduğu için, çok rahat olduğu için, kullanımı kolay olduğu için daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. YouTube, onu da belirteyim. İstediğiniz platformdan elde edebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalınız.